karınca basmaz efendilersiniz sizler. Bir arının ölümü karşısında ağlayan insanlarsınız sizler. Bu karakterinizden taviz vermemeye bakacaksınız. Ve büyük ölçüde bu imtihanı arkadaşlarınızla kazandınız. Alın teriyle kazandığınız, ortaya koyduğunuz malınıza, mülkünüze el konduğunda, müesseselerinize el konduğunda, birer şakî, birer asi gibi muameleye maruz kaldığınızda değil birine yumruk vurmak, parmaklarınızı o esnada kıvırmadınız, bükmediniz. Onu tehdit manasına böyle bile davranmadınız. Ama birilerinin karakteri öyle değilmiş. Kendilerinin yaptığı gibi bazı şeyler yapılabilecekmiş. Şimdiye kadar neden yapılmamış? Ne yapmalı da acaba onu yaptırtmalı? Evet, andır parantez ifade edeyim. Beş şeyin korunması haktır. İnsan o mevzuda müdafaa etme hakkına sahiptir. Bazı hukukçular buna hürriyeti ilave etmek suretiyle usulü sitte diyorlar. Altı tane temel esas bu mevzuda müdafaa yapılır ve bu mevzuda insan ölürse şehit olur. Fakat günümüz çok hassas olduğundan dolayı bence bu türlü şeylerde varsın bir cana kıysınlar. Mukabelede bulunmamak lazım. Dövene elsiz, sövene dilsiz, terörist diyene dilsiz gerek. Size ayaklarının altına alıp ezene dilsiz gerek. İnsanlığın iftihar tablosu bu yolda size rehberlik yapıyor. Ölümüne üzerine gelinmişti orada. Yanağı da yarılmıştı yani. Başındaki miğfer kırılmıştı. Ama o haliyle ellerini kaldırdı. Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'lemun ev la ya'rifun. Allah'ım kavmimi hidayet buyur. Beni bilmiyorlar.